Şimdi mesele şu. Yarın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 23. kuruluş yıl dönümü. Ömer Çelik değil mi AKP sözcüsü? Dün ne dedi? Dedi ki herkesiz dedi. İşte Perşembe, yarın değil. Çarşamba. Yarın çarşamba değil evet, mi? Evet. Ne dedi? Hepinizi işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını dinlemeye davet ediyorum vesaire dedi. İşte kuruluş yıl dönümü için acaba Erdoğan neler konuşacak, neler söyleyecek? Acaba yeni transferler mi olacak vesaire? Tam da bu süreçte herkes Erdoğan'ın konuşmasını beklerken ben de Erdoğan'ın bir yol arkadaşıyla konuştum. Uzun yıllar AKP'de milletvekilliği yapmış bir isim bu. Ayrıca AKP'de karar verici koltuklarda oturmuş bir isim. Ve hani ona önce konuştuğumda Şamil Tayyar'ın mesajlarını hatırlattım. Hatırlayanınız var. Şamil Tayyar bu hayvan katliamına ilişkin ne demişti? Ya demiş ki Sayın Cumhurbaşkanım bu zulmü durdurun. İnsanın ağlamaması mümkün değil. Diyerek hayvan katliamına karşı bir çıkış yapmıştı. İlk önce kaynağımla, bu AKP'li kaynağımla bu meseleyi konuştum. Ya dedim hani Şamil Tayyar da böyle mesajlar paylaşıyor. Ne diyorsunuz diye. Şimdi bana dedi ki, konuştum AKP'li isim. Dediğim gibi Erdoğan'la ilişkisi ve Erdoğan'a sevgisi çok bilinen bir isim. Güvenliği gereği ismini söylemiyorum burada görüştüğüm kişinin. Ya dedi Şamil Bey'in dedi bu mesajları, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na hitaben mesajları aslında genel merkezi pek etki etmiyor. Dedim ki nasıl etki etmiyor ya? Ya dedi evet hani AKP tabanında bir etkisi var. Kamuoyu nezdinde tartışılıyor. Bakın bizler de tartışıyoruz ama ben biliyorum dedi konuştuğum kaynak. Hem iktidarın mevcut milletvekillerinden, hem eski milletvekillerinden, hem de Cumhurbaşkanlığından bazı isimler arıyormuş Şamil Tayyar'ı. İşte helal olsun, cesaret gösterdin, Allah razı olsun diyormuş ama hiç kimse açıktan destek vermiyormuş. Peki dedim, bu söylediklerinde mevcut milletvekilleri de var mı? Daha görevi de var. Ama dedi konuştuğum AKP'li isim, genel merkezde pek bir karşılığı yok dedi. Dedim niye? İşte orada senin dediğin şeye geliyoruz. Ya dedi biz dedi hani iktidarın bir şekilde yakın çeperinde olan insanlar olarak aramızda bir espri yapıyoruz. İşte o dediğin şey. Aramızda espri yapıyoruz diyor kaynağım. Genel merkezin girişinde bir iksir var. O iksiri içince Alice Harikalar Diyarı'na geçiş yapıyorsun. Şelaleler akıyor, her taraf güneş, her şey çok güzel. Böyle bir toz pembe ruh halleri var. Ben de gülümsüyorum yani, nedir? Ama diyorum yani sonuçta işte Timur da hatırlattı. Yeni daha yerel seçimlerde seçmen bir şekilde kırmızı kart gösterdi. Büyükşehir belediyelerini yine kaybettiler vesaire. Yani bu tavrın kendine de zarar verdiğinin farkında değiller mi? Konuştuğum kaynak şöyle bir şey söyledi. Ya dedi bakın dedi biz dedi şunu anladık dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı bir şeye ikna ettiler. Efendim, evet bazı sıkıntılar var. Ama seçmen cine bakar. Bakın AKP'de şu an nasıl bir kafanın yönetimde olduğunu anlatmak için bu ayrıntıları veriyorum. Son dönemde ekonomi iyi değildi. Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir sunum yapmışlar. Para veremedik. Millet de tepki gösterdi. Yarın ekonomiyi düzeltiriz. Emekli, işçiye, memuru para veririz ve yine kazanırız. Böyle ikna etmiş görüyorlar. Ya şimdi ben tabii bunu duyunca hani klasik şöyle bir tez var AKP'lilerde. Erdoğan'a pek konduramıyorlar ya. Erdoğan iyi çevresi kötü canım. Yani Erdoğan'ı kandırıyorlar ve gerçekten de konuştuğum kaynakta buna inanmış durumda. Ya diyor ki ya Erdoğan da kandırılmalara doyamadı. Doyamıyor. Barış Pehlivan Sayın Cumhurbaşkanı. Ya sonunda şunu söylüyor. Yani benim konuştuğum AKP'li isim bir kere diyor bu hayali satın aldılar. Bu hikayeyi satın aldılar. Onun için şu an Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en güçlü bakan Mehmet Şimşek. Bütün hikayeyi Mehmet Şimşek'in sırtına yüklemiş durumdalar. Kafalarındaki plan şu. 2 yıl sonra ekonomi düzelecek. Enflasyon %20'lere inecek. İşte biz bir şekilde tekrar seçimi kazanacağız. Benim konuştuğum kaynak da diyor ki ya arkadaş sen tamam %20 indireceksin de 2 yılda öyle büyük bir tahribat büyüyecek ki sen ek bir şeyler yapman gerekiyor. Hem %20 indirdiğinde emeklisi, işçisi, memuru ya artık bir şey alabilecek durumda kalacak mı acaba? Yani bu tahribatın giderilmesi zaten 5 yıl.
Yani olayı sadece ekonomi açıdan düşünemezsiniz, dedi kaynağım. Şimdi bakın diyor, biz diyor, ben böyle yani dedim hani Erdoğan iyi, çevresi kötü, yine kandırmışlar Sayın Cumhurbaşkanı'nı diyerek işte bir latife yaptım. Bana dedi ki ya bakın dedi, şöyle bir şey var. Yerel seçimden sonra dedi Sayın Cumhurbaşkanımız dedi bir açıklama yaptı. Ve biz o açıklamadan şunu anladık. Yani hem AKP genel merkezinde hem de kabinede ciddi değişiklikler olacak. Hani biz mesajı aldık dedi ya Recep Tayyip Erdoğan. Vallahi artık diyor kaynağım, kim girdi araya, nasıl ikna ettiler bilmiyorum. O da püf oldu gitti. Yani bizim beklediğimiz şeydeki iktidar cenahındaki kabine değişimi, AKP genel merkezindeki değişimde gitti. Ya dedi, çok enteresan bir şey var. O bölüme geldik mi? Bir sonraki şeye girebilir miyiz acaba? Oradan okuyayım. Daha yani kelime kaçırmamak gerekiyor. Ya şunu söylediler Şule. Tayyip Bey'e kongre yaptırmıyorlar diyor. Ne demek şu? Diyor ki ya bizim tüzüğümüze göre diyor. Konuşum AKP'li isim. Bizim tüzüğümüze göre büyük kongreyi yapmamız gerekiyordu. Ama zamanı çoktan geçti. Şimdi hani olağan kongre diye bir olay vardır ya. Olağan kongrenin belli bir zaman dilimi var. Çoktan geçti diyor. Yani bizim doldu diyor. Normalde diyor konuşum kaynak. Yani hukuki merciler neresidir burası? Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı mı neresiyse bir şekilde bizi uyarması lazım. Ya biz diyor gittiler seçimden önce olağanüstü kongre yaptık. Tekrar Recep Tayyip Erdoğan işte liderimiz seçtik. Topu topu değişen, hani dişe dokunur bir değişiklik Binali Yıldırım oldu. O olağanüstü kongrede. Ya biz Binali Yıldırım'ı değiştirmek için yapmışlar. Efendim? Belki sadece onu değiştirmek ya için. Ya zaten hani konuştum AKP'li isimle onu diyor. Yani öyle bir tablo. Şimdi soruyorsun. Hani niye kongre yapmıyoruz? Benim konuştuğum diyor, yani partiden arkadaşlarım diyor. Benim partiden arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığındaki arkadaşlarım hep şey dedi. Ya seçime gidiyoruz. Teşkilatlarda değişiklik yapmamız gerekiyor kongre için. Önce hani ilçe, il kongre vesaire filan falan olması gerekiyor ya. Seçimden önce sıkıntı olur. Sonra bakıyorsunuz 30-40 ilde başkanları değiştirdiler. O zaman mesele ne? Demek ki değişiklik yapabiliyor musunuz? Kaynak şunu söyledi. Mesele şu dedi. Bakın AKP'de Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşının söylediği cümleyi söylüyorum arkadaşlar. Biz kongremizi yaparsak bu genel merkezdeki arkadaşların tamamı belki gidecek. Kendi koltuklarını korumak için Tayyip Bey'i kongreye de götürmüyorlar. Tuhaf, akıl alır bir şey değil. Diyor ki kaynak. Ya şimdi diyor, ya bir de şimdi keşke, yani söz verdiğim için, o şartla bu demeci alabildiğim için ben söylüyorum. Yani çok etkili bir isimden ve çok AKP kulislerini çok iyi bilen bir isimle konuştum. Ya diyor, çünkü adamlar şöyle yine Erdoğan iyi, çevresi kötü tezine yaklaştı. Ya dedi, şimdi Allah aşkına Recep Tayyip Erdoğan küresel ölçekte bir lider artık diyor. Bunu kabul ediyoruz diyor. Yani Putin'le de görüşüyor. İşte Amerikan başkanıyla da görüşüyor. İran siyasetçisiyle de görüşüyor. Tamam ama sistem... Ama Türkiye'deki araba lastiği kararnamesine de kendi karar veriyor. Şimdi diyor ki kaynak, ya diyor, ama sistem öyle bir kurulmuş ki Çankırı Teşkilatı'nda yaşanan bir sorun da ona aktarılmak zorunda. Ardahan'a atanacak müftü de ona aktarılmak zorunda. Şimdi diyor, hem Çankırı Teşkilatı'nda ne olduğunu dinleyebilecek zaman da yok. Ardahan müftüsünün kim olabileceğine dair kafa yorabilecek zaman da yok. Peki ne oluyor diyor? Ne oluyormuş? Şöyle oluyormuş arkadaşlar. Erdoğan tabii bu isimlerle teker teker gidip bir mülakat yapmıyor. Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşları Erdoğan'a listeler sunuyor. Efendim işte Ardahan müftülüğümüze biz şöyle bir kişiyi uygun gördük. Çankırı teşkilatımıza şunları karar verdik. Evet diyor benim konuştuğum kaynak. İmza Erdoğan'da. Yani imzayı Erdoğan atıyor. Ama perde arkasında Recep Tayyip Erdoğan gücünü kullanmıyor. Ama diyor sistem orada öyle bir şey haline gelmiş durumda ki Erdoğan'ı elinde oynatan AKP Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı çalışanları diye bir tablo çiziyor. Bakın arkadaşlar, ben buna katılıyor değilim. Altını çiziyorum. İzleyiciler de yanlış anlamasın. Ama yani AKP içinde böyle bir inanış var. Şimdi Barış niye öne yürüdü söyleyeyim. Timur'da, ben de, Murat da böyle dilimizin ucunda sürekli tam kalkıp bir şey söyler haldeyiz. Yani sen şunu mu söylüyorsun? Yani o kaynak şunu mu söylüyor? Koskoca Cumhurbaşkanı'nın bütün yetkiler elinde,
Ama fiilen elinde değil. Ya tabii yetkiler. Çünkü zamanı yok. Ya şimdi bu arada arkadaşlar şaka maka bir yana. Hani mantıklı yürütün gerçekten de. İmkanı yok yani araç lastiği. Ucube sistem bu yani. Ya evet evet ucube bir şey. Araç lastiğinin bilmem ne kararnamesine dair sunum alınacak bir... Ya öyle bir zaman durumu yok zaten arkadaşlar. Ama Barış yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi partisini kongreyi de götüremiyorsa zaten, ciddi bir yönetim sıkıntısı da var demek. Zaten yani. Oraya geleceğiz. Çok ciddi bir yönetim sıkıntısı var diyor. AKP'de karar verici pozisyonlarda da oturmuş. Yaklaşık 8-9 yılda milletvekilliği yapmış bir isimle konuşarak ben bunu aktarıyorum. Zamanımız var mı? Çok önemli bir bölüme geliyorum. Var. 4 dakika. Hemen sonraki vole gelebilir miyiz? Bak işte. Şu manşeti söyledi. AK Parti entübe vaziyette. Yani senin dediğin evet. şeye geldi. Şimdi dedi ki yani İşte bu anlattığım zaman bulamıyorlar vesaire. Bakın şurayı okuyayım yeterli. Ben bizimkilere söyledim diyor. Benim konuştuğum kaynak. Ben bizimkilere söyledim. Bu kafayla giderseniz önümüzdeki dönem artık bir uyarı değil, tasfiye dönemi olur. Bakın köprüden önceki son çıkıştasınız. Maalesef AK Parti entübe vaziyette. Geri dönüşte çok kolay gözükmüyor. Ama bunların hiçbirini ciddiye almış değiller. Bakın arkadaşlar, bu cümleyi ben söylemiyorum. Bir muhalif siyasetçi söylemiyor. Bizzat AKP'de yaklaşık 9 yıl milletvekilliği yapmış. AKP'de karar verici pozisyonlarda bulunmuş ve Erdoğan sevgisi halen bilinen, AKP'den ayrılmayan çok ciddi bir isimle konuşarak bunları. Ve o AK Parti entübe halinde diyor. Peki Barış, bu entübe haldeki AKP, Erdoğan şimdi bir şekilde kendi içerisinde, yine tırnak içerisinde, cepheyi genişletmeye mi çalışıyor? Bu cephe genişletmesinde de milletvekili transferleriyle bu entübe hale bir nefes sağlamak, MHP'ye karşı bir hamle yapmak, evet. bu çok şimdi yakın isimle söylüyor. Orada tabii bunları da konuştum ben. Ya dedim ki yani tabii işte burada ne konuşuluyor? MHP meselesi var. Sonuçta MHP ile bir ittifak meselesi var. Kaynağım şunu söyledi. Ya dedi, AK Parti de dedi, MHP de dedi, birbirine mecbur dedikleri. Yani birbirine mecbur çünkü, hatta diğer volü şey yaparsak tırnakçı verelim arkadaşlar o duruyorsa. Birbirine mecbur dedi. Çünkü dedi bu hani meclis dağılımında hiçbir şekilde Recep Tayyip Erdoğan hareket edemez dedi. Ben şeyi hatırlattım ya, Sinan Ateş davası işte Milliyetçi Hareket Partisi'ni bayağı sıkıştırmışa benziyor. Evet dedi kaynağım, yani Sinan Ateş davasından kaynaklı olarak MHP sıkışmış durumda. Recep Tayyip Erdoğan'a da geniş bir briefing verildi bu konuda. Ama Recep Tayyip Erdoğan şu an o kartı oynayamaz ki. MHP ile ittifakın devam etmesi lazım. Ama ayrıca dedi, iddialı bir şey söylüyorum dedi AKP'li kaynağım. MHP milletvekilleri şu an AKP milletvekillerinden daha etkin dedi.